Bakalım artık 2024'ün sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde Antalya'da havalar da iyiden iyi serinlemeye başladı, en azından sabahları. Evet, şu 1-2 gün daha böyle öğlen saatlerinde pastırma sıcakları olacakmış ama ondan sonra hava sıcaklıkları 5'er 6'şar derece düşecek. Düşsün bakalım. Evet arkadaşlar, bu X-Max 2020 model 4 yaşını doldurdu. 5 yaşının içinde şu anda. Her neyden kaynaklandıysa bilmiyorum. Oğlanla ikimiz biniyoruz. Genelde 2 kişi olabiliyoruz. Arka sol amortisörümüz patladı. Yağsız duruyordu. Ben amortisörü araştırdım. Bayağı da pahalı bunun amortisörü. 4-5 bin lira rakamlar yazmışlar İnternette. Neyse, tabii bize saplandı 4-5 bin lira dedik ama sonra aklıma geldi, ya ben motor alırken 5 yıl garanti yaptırmıştım, uzatılmış garanti. Şöyle de bir durum var. Bakımlarında, kilometre bakımlarında hep servise götürdüm. Yani her 5000'de bir deniyor ya, her 5000'de bir 5-10-15 bin servise götürdüm. Ama yıl konusuna çok dikkat etmedim. Yani bazen şu gözlük rahatsız ediyor ya. Ya şu kaskla gözlük takmak bir işkence gerçekten. Gözlüklü arkadaşlar beni anlayacaktır. Yıla dikkat etmedim. Yıl bazen bir yılı doldurdu. Bir yılı aştı süre olarak. 1,5 yılı belki geçtiği zamanlar oldu. Çünkü motor bende kışın çok kullanılmıyor. Çocukları okula götürüp getirdiğim için hafta sonundan hafta sonuna, haftanın 5 günü araç kullanıyorum, 2 günü motor kullanıyorum. Hal böyle olunca acaba dedim şeyin dışında kaldı mı? Garantinin dışında kaldı mı, ki muhtemelen de kaldı diye düşündüm. Yine de 5000 liranın acısı içimde. Ya bir servis arayayım sorayım dedim, bakayım nasıl oluyor bu işler ya. Ya dolmasına daha az bir zaman var yani. Netice itibariyle 2025 yılının Ağustos ayında benim 5 yıllık garanti süremde dolmuş olacak. Motor 5 yaşını doldurmuş olacak. Genelde firmalar da malum araçları garanti kapsamı dışında bırakmak konusunda çok yetenekliler. Kullanıcı hatası, amortisöre de der mi der. Yani yük atmışsınlar, ekstra kasise girmişsinler der mi der. Doğru yani, diyebilir. Pek umudum yok arıyorken. Antalya'da Dadaş Yamaha var. Ben motor Alanya'dan aldım ama fark eden bir şey yok neticede. Bakımlarına Dadaş'a gittik. Böyle asıl aradık Dadaş'ı. Dedim böyle böyle durum. Abi dedi, garantiye girer o. Sen dedi 5-10-15 bine geldi mi? Geldim. O dedi garantiye girer. Sen bir gel dedi, ben fotoğraflarını çekeyim. Firmayla yazışayım. %90 girer o dedi. O %90 dese de ben yine de pek umutlanmadım yani. Bir gün motor aldım, servise gittim. İçerisi bayağı kalabalık. Sezon sonu herhalde bakımlara mı yüklendiler, ne yaptılar, ya da o güne özel bir kalabalık mıydı bilemiyorum. Bir yarım saat 45 dakika kadar sıra bekledim. Neredeyse ya nasıl olmayacak bu iş deyip basıp gidecektim yani.
Neyse, servis çalışanı, personel geldi. Buyurun, sizin ne vardı dedim. Böyle böyle konuşmuştuk. Amortisörüm patlak. Tamam dedi, ilgilendi. Fotoğraflarını çekti. Sisteme yükledi. Ve hemen garanti faturasını kesti. Çat diye. Bana dedi ki parçanız dedi 10 gün içinde gelir. Ben size telefon açarım. Geldiğinde takarız. Vallahi şaka maka. Kesti ya garanti faturasını ciddi ciddi. Harbiden de kesti. Ben de şaşkınlık içerisindeyim. Yani 5 yaşın içinde artık. 4 yıl bitti, 5 yaşın içindeki motorum. Amortisörü patlıyor ve garantiye sokuluyor. Şaşkınlık içerisindeyim. Ben meslek gereği uzunca yıllar arazide araba da kullandım. Çok patlattım ben amortisör. Opel'de de oldu, Citroen'de de oldu. İnanın daha 5000'de, 10000'de arabaları, daha 1 yaşında arabaları garanti kapsamı dışında bırakmak için yer arıyorlardı. Kullanıcı hatası diye bir şey çıkmış. Her şey kullanıcı hatası. Tamam da neticede yani araç bu ve biniyoruz işte. Karayolları üzerinde kullanıyoruz. Şimdi karayolları üzerinde kullanırken bu aracı bir kasise, bir çukura düştüğün zaman o zaman benim de karayollarıyla uğraşmam lazım değil mi? Ama şartlarda mantıklı olan o aslında. Abi hiçbir lamban yanmıyor zaten ki senden ben sinyal vermeni bekleyeyim değil mi? Aşağıdan egzoz da sallanıyor. Salak mıyım ben ki senden sinyal bekliyorum bak. Ne sinyal var, ne bir şey var. O çıkan aracın yerine duracak. Ben de bekliyorum işte salak gibi. Neresi ki burası? Türkiye yani. Wow. Çok güzel alan koruması yapmışlar. Çalışma olduğunu bildiren tabelalar var. Önce var mıydı bilmiyorum. Önce yoktu herhalde ama. Aslında öncesinden de koymak lazım. Böyle son anda daraltmak doğru mu? Evet, netice itibariyle bizim garanti faturamız kesildi. 10 gün içerisinde amortisörümüz gelecek ve bize haber vereceklermiş. Yamaha'ya, Dadaş Motor'a buradan teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından ötürü. Daha önce serzenişte bulunduğum durumlarda oldu aslında. Ama eğri eğri, doğruya doğru. Daha önce fren balatalarımın gece değişimi konusunda geç kalındı. Balatalar bitti, diske sürttü. Ama ben garanti şeye, bakıma düzenli araç götüren bir insanım. Bunların takibi gerekliydi. O zaman serzenişte bulunduk ama şimdi de söylüyorum ki sağ olsunlar. Antalya'da hava serinledi falan dedik ama aşağıda durumları şöyle değil. Benim bulunduğum yer biraz konum olarak yüksek bir yer. Merkezden. Orada hava akımı daha güzel. Ama çarşı, öf, piştik şu anda. Evet, her yer sizin, her yer sizin, dolaşın. Plaka da yok zaten. Her yer sizin, oradan dolaş, olmadı buradan dolaş. Kaldırımdan çık, ışıktan geç. Kırmızıyı sallama. Çarpışsan düşse kafasında kask duyup gülür, bir de adamdan sayarlar. Kendileri hiçbir şeye saygı göstermezler ama ölürse kıymete biner.
Ay güneş bitirdi beni, yemin ediyorum domates salçası gibi oldum ya. Gidelim de biraz vantilatör etkisinden yararlanalım. Vantilatör. Yollar çok bozuk, evet, yani kasisler var. Amortisörlerin dayanabilmesi gerçekten mucize. Demek ki sağlam yapıyorlar. Kamyonun gölgesinde durduk ama kamyonların buralarında durmak hiç mantıklı değil. Öyle olmuyor be. Bak böyle bastım mı yürüyor. Sağdan bir soldan adeta atom karınca ya, resmen yarışıyor ya. Beni geç neyse de ilerideki arabalara da çok yakın seyahat ediyor ve kör noktalarında. Abla deleceksin beni. Niyetin beni delmek herhalde. Beni patlatmak istedi. Vallahi. Belki güneşten dolayı görmemiş de olabilir. Motor kara. Güneşten seçememiş olabilir ama beni patlatmak üzereydi yani. Paket ücretleri, akaryakıt fiyatları, bakım, onarım. Kazanamıyoruz abi. Borç batağında yüzüyoruz. Bu paket işine girdik. Durumu kurtarırız dedik ama daha da borca battık. Gibi mi acaba? Olabilir. Evet, yolcumuzu indirdik.
Onu dershanesine bıraktık. Şimdi işe revan olma vakti. Köpüşe bak, bak ne güzel oturmuş. Oturmuş seyahat ediyor paşalar gibi. Sinyal açık kalmışken. Sabahın erken saatleri, bugün cumartesi, bayılıyorum şehir içinde bu saatlerde motora binme, gerçekten sakinliğiyle. Şurada ışığı beklemeden aradan kaçabilir miyiz? Bak bu yolu öğrenin, A101'in oradan dönüyorsunuz. Hop. Orada ışık beklemiyorsunuz. Şöyle aradan. Yalnız şu köşeye dikkat edin. Bu köşe. Köşe kış köşesi, bu köşe yaz köşesi. Ve tekrar Güllük'teyiz. Evet. Durumlar böyle bizde. Da köpüş gezdiriyor ama kendi motorla gidiyor, köpeği koşturuyor.